Yıllarca omuzlarında taşıdıkları yüklerle yaşama direnen, yaşanmışlıklarıyla hayatın ta kendisini gözler önüne seren huzurevi sakinleri büyük bir içtenlikle anlatıyorlar geçmişten günümüze ibret dolu hayatlarını. Çocukluğum okula vermedi babam beni, ona çok üzülüyorum. Okuyamadım. Çok istedim ama okuyamadım. Boş durmadım. Öğrendim. Liseler arası yarışmaya girdim, birinci oldum. Sonra diploma aldım. Buraya geldik işte, çocuklar var, 9 tane torun var. Torunun biri evlendi, yurt dışındalar. Baktık bu yaştan sonra dedik, ne yapalım, gidelim, nasıl olur? Karar verdik ikimiz. Geldik, iyi ki gelmişiz. Ben çok mutluyum, çok memnunum. Personel olsun, idareciler olsun. Herkes çok iyi davranıyor bize. İnsanın evladının yapmadığını onlar yapıyorlar. Annem diyorlar, ablam diyorlar. Çok güzel, ortam güzel. Aslında çok şeyler yaşanmışlar var. Kırık hayatlar var, sönük hayatlar var ama 48 senedir beraberiz. Acısıyla, tatlısıyla. Çok severek evlendik. Babam beni vermedi, eşim intihar etti. İntihar edince babam üzüldü. Kötülükle dedi, bir daha bu eve gelme dedi. Ve ben gitmedim. Kötülükler de olsa hiç babamın evine gitmedim. Çok şükür. 4 tane çocuk büyüttük. 2 erkek, 2 kız. Belli bir yaştan sonra çocuklarla kuşak çatışması oluyor. Kimseyi rahatsız etmek istemedik. Hanımla aldığımız bir ortak karardı bu. ...2015'te buraya müracaat ettik. 2 gün sonra kabul olduk. Buraya geldik. Ve şu anda mutluyuz. Tabii özlem oluyor, ev özlemi oluyor. Ama onları unutturmak için biz bize terapik gelen atölyemiz var. Atölyeye gidiyoruz. Bazı şeyler yapıyoruz. Hoşumuza gidiyor. O sıkıntıları öyle atlatıyoruz. Evlilik öncesi çok güzeldi. Bir kere gördün mü? Daha 3 gün yemek yok. Onu gördün ya o gün. Şimdi öyle aşklar yok ki. Eskiden Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühle, Ferhat ile Şirin vardı. Biz de öyleydik. Ama şimdiki aşklara bakıyorum, Foz. 4 sene nişanlı bekledik. Ben 13 yaşında nişanlandım. Söyleme sahip. Benim her işim acele. Hocam ona 6 aylık diyor. Her şeyi acele olduğu. Herkes bana 6 aylık diyor. Ben bir işi hemen bitirmem gerekiyor. Çok diktatör. Böyle mülayim olduğuna bakma sen. Bu ne bilmiş ki? Ama idare şart. En sevdiğim yanı çok merhametli. Yerine göre ama. Mesela bir kedi ezilse oturur ağlar. Ama bana araba çarpsa o da kendini atar arabanın altına. Nitekim de böyle bir şey oldu. Kaza geçirdik. Bana başka bir araba çarptı. O zaman izindeydi eşim, sakal makal vardı. Kahvede oturanlar demişler, ulan hacı ne kadar seviyor garıyı demişler. Bu yol atlayınca buna da başka bir araba çarptı. Uyandık, hastanedeyiz. O zaman biraz inandım beni sevdiğine. Benim en sevdiğim yanı insanlarla diyaloğu, benimle olan diyaloğu, yani yakınlaşması. Ondan sonra en sevmediğim yönü de aşırı hassas olması. Bir şeye kırıldın mı surat asılıyor hemen. Anında. Anında kendini belli ediyor. Ben de ona kızıyorum, yani bu uzun sürmese bile bir gün sürüyor.
Bir günde ben yani... Arada bir boşanmaya kalkıyoruz. Kapı burada diyor, ben de kapı burada diyorum. Ondan sonra barışıyoruz işte. Her gün iyi olacak diye bir şey yok. Her gün kötü olacak da bir şey yok. Yani bunu herkes yaşardır mutlaka. Çünkü ben yaşadığım için... Şuna bazen bakıyorum... Bizim her günümüz iyi olan... oldu diyen kişiler var. Ben onlara inanmıyorum. Çünkü mutlaka bir kırıcılık oluyor, bir şey oluyor. Ama zaten her gün çok çok güzel olsa monotonluk olur bence. Doğum günümü hiç unutmaz. Evlilik yıl dönümüne pek önem vermiyor. Anneler günü, sevgililer günü onları bilmez. Sadece 1 Nisan doğumluyum. O aklımda. Yoksa tarih olarak hatırlamaz. Ben hatırlıyorum 26 Haziran. Bunları yaşadıktan sonra buraya geldik. İyi ki gelmişiz. Şimdi lisanslı sporcuyum ben. Lisanslım var. Çiftimiz aynı yasta yıllarca baş koymuş. Acılar da yaşamışlar, mutluluklardı. Hayatı olduğu gibi kabullenmişler. Acılarıyla, mutluluklarıyla. Saygıyı kaybetmemeleri lazım. Kesinlikle eşiyle yüz göz olmasın. Bir ağırlık koyulsun. O da bir ağırlık. Yoksa böyle çok samimi davranınca cılkı çıkıyor. Biraz ağır olmak gerekiyor. Evlilik ne kadar da aşık olsan, çok çok sevsen de... Çabuk bitiyor. Aşkın, aşk diye bir şey yok. Ömrü bitiyor ama arada... Eğer bir saygı varsa bu hiçbir zaman bitmez. Vallahi biz öyle zaman geldi ki sade ekmekle de sofradan kalktık. Çocuklar peş peşe oldu. Eşim çalışıyordu ama yetiremiyorduk hiçbir şeye. Burada bizim yakacağımız kabuk, fındık kabuğu. Bu doğalgaz gelmeden önce. Kabuk alamıyoruz. Çocuklar hep yatıyor yatakta. Evet. Babam geldi rahmetli. Hemen gitti 20 çuval kabuk aldı. Benim o Fransa'daki kızım böyle yapıyor. Anne, elini sobada ısıtıyor, yüzüne koyuyor. Onları da yaşadık. İyi de yaşadık bir dönem. Ama çocuklar büyüdü işte, düğünlerde, hastalıklarda. Eşim belki 12-13 kere ameliyat oldu. Her gitmeyi 10 milyar, 7 milyar, 5 milyar İstanbul'da. Biraz şey oldu yani, kötü oldu. Dediği doğru çünkü biz 10 gün çocuklar yataktan çıkmadı. Eskiden yani paran da olsa yakacak alamıyordu. Vermiyorlardı. O tüccarlar belirli bir kesime hitap ediyordu. Yani çok hatta çuvalı 20 lira 30 lira veriyorsun yine de vermiyor. O zamanın şartları öyleydi. Eşimin son ameliyatında hiç para vermedik. 15 milyarlık da ameliyat. Allah razı olsun müdürümüzden, Ümit Bey'den. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Ne kadar etsem az. 5 kuruş vermeden. Ben bunları anlatırken duygulanıyorum ben. Evet, Allah razı olsun. Yani çok bize onun için ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Tabii sadece bize değil. Bu herkes Bey, öyle. Müdür Bey'im, herkes. Şimdi müdür bey gidiyor bir yere. O baba gitti, baba gitti. Herkes öyle diyor. Gelince de herkes birbirini kucaklıyor baba geldi diye. Yani kocaman bir aile var burada. Geldi. Doğdun, büyüdün, yaşlandın, gidiyorsun. Ki ailemin bu kadar büyüyebileceğini hiçbir zaman tahmin etmiyordum ama çok büyük bir ailemiz var. Büyük ailenin tabi de sorumlulukları da büyük oluyor. Ama biz hiçbir zaman bu büyük aile olmaktan ve büyük sorumluluklardan kaçmadık. Her zaman elimizi taşın altına sokaraktan o büyüklerimize, o güzel insanlara... Bizlere geçmişte yaşattıkları için bu memleketimize yaptıkları güzel hizmetlerden dolayı daha çok hizmet etmek, onları daha çok mutlu etmek için elimizden geldiğince bütün personel arkadaşlarımla, huzurevi çalışanlarının hepsine de burada çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok özverili, çok güler yüzlü, çok içten ve güzel bir çalışma örneği göstererek harika işler yaptık. Büyüklerimize de gerçekten kendi annemiz babamız gibi kendi büyüğümüz gibi hizmet vermeye çaba gösteriyoruz. O yüzden de çok keyifliyiz, mutluyuz.
dedelerimizin ve ninelerimizin her birinin hayatı farklı. Yaşadıkları farklı. Düşünceleri, umutları, umutsuzlukları farklı. Ancak ortak olan bir şey var ki huzur evinin sakinleri tüm yaşanmışlıklarını geride bırakıp bocce sporuyla keyifli zaman geçiriyor. Biz elimizden geldiğince de yine hüznü dağıtmak için onlarla değişik aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. İşte kültürel etkinlikler olsun, sanatsal etkinlikler olsun, müzik olsun, geziler olsun, tiyatrolar olsun. Onları biraz da unutturmaya çalışıyoruz ama ne kadar yaparsak yapalım herhalde yine de insanoğludur. Kendin kendine kalınca, uykuya geçmeden önce muhakkak bir düşünürdür diye düşünüyoruz biz de. Dedelerimizin ve ninelerimizin gençlerden tek bir isteği var, o da hatırlanmak. Bu güzel memlekete yakışır, güzel bir türküydü gerçekten. Gerçekten memleketimizin her bir karesi görülmeye değer güzellikte. Şu anda stresimin %90'ı gitti belgeli stresimizin değil mi şu anda? Hiçbir şekilde negatif hiçbir şey düşünemiyorum böyle evet, güzel bir gerçekten. Ortamda. Bizim memleket, bizim memleket. En sonu ben bunu bu hale getirdim. Yörede bir mesela birinci sınıf bağlamacı olaraktan bağlama ustasıyım yani. Yarın varanandan eller giyinir benim yarim elen bakar yerini. Sevgili seyirciler, bu hafta da bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı günde aynı saatte görüşme dileğiyle. Hoşça kalın.